Efendim canım. Ne haber bir tanem? İyi. Sen? Halamla konuştum. Akşam birlikte yemeğe çıkacağız. Sen de müsaitsen tabii. Öyle mi? Tamam. Tamam. Belki daha sonra biraz baş başa kalırız. Sen nasıl istersen. O zaman ben seni akşam evden alırım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Ne dersin? Plan işleteyim mi? Şimdi Sultan, bu mutfak parasının yeteceğine inanacak mı bu kız? Gidi Hamiyet Hanım, haberi yok tabii. Ya mutfak masrafı dediğin öyle böyle bir şey, az buz bir şey mi ya buranın koca konağın mutfak masrafı? O parayı acaba ömründe gördü mü? Benden istedi de şimdi ne yapacağım biliyor musun? Alacağım o mutfak masrafını, önüne koyacağım ben onu. Önce mırın kırın edecek böyle, hani gurur falan, ama alacak, alır. Çaresizlik adamı öyle yollara götürür ki. Biliyoruz da konuşuyoruz. Sultan, bana bak, kız tecrübe mi konuşuyor? Kız yoksa sen de vaktiyle. Haşa. Yani benim için böyle konuşma, yok olmadı. Olmadı bu Hamiyet Hanım. Ben öyle harama falan el uzatmam. Şaka kız. Ya. Ay şaka valla. Şaka diyorum. Aa hadi git. Git kızı çağır. Ayol şaka. Ne o kız? Alıcı gözünden bakıyorsun her tarafa. Beğenmediklerini aklına mı yazıyorsun yoksa? Ne alakası var teyze? Sıkıldım öyle, bakıyorum etrafa işte. Hamiyet seni bekliyor, çık hadi. Hadi görüşürüz. Teyze? Ablam mı geldi, sesini duydum. Hamiyet'le nişanı konuşacaklar, yukarı çıktı. Sen ne yaptın? Konuştun mu Münevver'le? Yok. Ama dur bakalım, düşünüyorum bir şeyler. Hele bir rüzgar uyansın da. Göreyim seni toprağım, haydi. Gel canım, gel, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyi, siz? İyi. Hanımım buyurun. Yavrum ne içersin? Ben bir çay içerim. Tabii sana da işinin gücünün arasında zahmet olmazsa Pınar'cığım. İlahi abla, onların başka işi ne? Hadi Pınar'cığım, bize iki çay getiriver. Tabii hanım. Seni hangi rüzgar attı buraya? Hamiyet anne, biz de annemle konuştuk da nişan hazırlıklarına başlayalım diyoruz artık. Aa ne güzel. Ama kaç kişi oluruz bilemedik. O yüzden size geleyim sorayım dedim. Evi ona göre hazırlayacağız çünkü. Ev mi? Evet, öyle düşündük. Olmaz mı? Yavrum sığmayız ki. Hele sizin evinize hiç sığmayız. Yok. Bence salon kiralayalım. Çok mu kalabalık oluruz? Yavrum şimdi çok kalabalık değil ama... ne bileyim, Yusuf buranın göz bebeği. Valisi gelir, emniyet amiri gelir. Ne bileyim, komutanlar gelir. Şimdi devlet erkanını kalkıp da evde ağırlamak da hiç doğru bir şey değil, değil mi? Yakışık almaz yani. Doğru söylüyorsunuz, ben hiç öyle düşünmemiştim. O zaman o kadar da kalabalık olmayacaksak böyle şık küçük bir yerde olur herhalde. Yavrum şimdi çok kalabalık değil dedim ama... bak şimdi ben burada hazırladım. Şimdi burada bizim akrabalar var, ahbaplar var. Size fazla yük olmayalım diye de ben çok fazla dal budak salmadım. Hı hı. İşte burada hepsi. Bak 300 kişi kadar var. Üç yüz kişi.
kişi mi? Evet. Yani çok özür dilerim. Çünkü sizin ailenizi, akrabalarınızı, ahbaplarınızı tanımıyorum. Onları da siz eklersiniz. Şimdi Havacığım, ben şöyle düşündüm. Bu nişan daveti yemekli olsun. Hı? Açık büfe olsun. Limitsiz içki olsun. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya ısmarlamayalım nişan pastasını. Kreması sası oluyor. Vallahi kaç defa yedim. En iyisi biz Kayseri'ye ısmarlayalım. Böyle 7 katlı falan. Şanımıza yakışır şekilde. E şimdi 10 çeşit meze olmalı. E tabii ara sıcaklar falan da var. Sen başka bir şey mi düşündün yavrum? Teyze bittim ben, mahvoldum. Ne oldu kız? Hamiyet Hanım'ın istediklerini duyunca dudağım uçuklayacak zannettim. Değil, birikmiş, borç almak. Ben banka soysam ödeyemem bunu. Ediyeydin. Bizim paramız yok. Yani ben bunu edemem. İlla yapın diyorsanız siz benim parasını diyeydin. Oldu teyze. Diyebilir miyim öyle bir şey? Söz ağzımızdan çıktı bir kere. Biz yapacağız dedik. Sözünden döndü, dedirtmem kimseye. Hem öyle bir şey söylesem benim adım yine para göze çıkacak. O da doğru. Zar zor edindiğin saygınlığı kaybedeceksin gene tabii. Sen ne kadar borç verebileceksin bana? Vallahi ben bir şeyleri ederim dedim ama... Yiğit'in avukat parasını verdim. Bir iki de öyle borcum vardı, onlara ödedim. Ne avukatı ya? Dava bile olmadı teyze. Hem Yiğit'in arkadaşı ilgilenmiyor muydu zaten? Kız alem biz mi Allah rızası için yapacak? Karşılığını aldı tabii. Benim elimde, avucumda olan bu. Hah. Nasıl ya? Al kız, geri de istemem. Nişan hediyem olsun. Teyze, bu en basit davetiyeye bile yetmez. Ne yapacağım ben ya? Öyle hemen karartma yüreğini. Nasıl karartma? Al, liste bu. Elimizdeki para da bu kadar.